Otomatik Portakal. Karanlığın kalbinde bir ışık merhaba kitap severler. Kitaba 5 üzerinde 3,5 veriyoruz. Bugün sizlere Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı distopik bir gelecekte geçen şiddet ve özgürlük kavramlarını sorgulatan romanından bahsedeceğim. Karabasan gibi bir gelecek, roman 15 yaşındaki Alex'in hikayesini anlatıyor. Alex ve arkadaşları geceleri sokaklarda terör estiren, şiddet ve vahşete doymayan bir grup genç. Peki bu şiddetin sebebi ne? Alex doğuştan mı kötü biri? Yoksa toplum mu onu bu hale getirdi? Beethoven ve şiddet. Alex, şiddet uygularken Beethoven ve Mozart gibi klasik müzik bestecilerini dinliyor. Bu durum Alex'in ruhunda bir zıtlık yaratıyor. Bir yandan vahşet uygularken diğer yandan da güzelliğe hayran kalıyor. İyi ve kötü nedir? Roman iyi ve kötü kavramlarını sorguluyor. Alex işlediği suçlardan dolayı cezalandırılıyor. Peki bu cezalandırma onu gerçekten iyi bir insan yapacak mı? Yoksa sadece şiddeti farklı bir şekilde uygulayabilmesini mi sağlayacak? Otomatik Portakal, distopik bir gelecek tasviri. Şiddet ve özgürlük kavramlarını sorguluyor. 15 yaşındaki Alex'in hikayesi iyi ve kötü kavramlarını sorguluyor. Beethoven ve şiddetin zıtlığı kült roman statüsünde. Kendi yorumum Otomatik Portakal. Okurken sizi derinden etkileyecek ve düşündürecek bir roman. Şiddet ve özgürlük gibi karmaşık kavramları sorgularken Alex'in ruhunda bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Bu roman her yaştan okurun okuması gereken ve üzerinde düşünmesi gereken bir eser. Bonus: Otomatik Portakal 1971 yılında Stanley Kubrick tarafından filme de çekilmiştir. Film romana oldukça sadık bir şekilde uyarlanmıştır. Film birçok ödüle layık görülmüştür. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Siz Otomatik Portakal'ı okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Soru: sizce Alex işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmalı mı? Sizce Alex iyileşebilir mi? Sizce iyi ve kötü kavramları nedir? Karakterler Alex zıt bir kişiliktir. Toplumda istenmeyen davranışları sergiler ve makineye dönüştürülerek tedavi edilir. Dean, Georgi, Pete, Alex çetesinin üyeleridir. Çetenin lideri olarak Alex bulunmaktadır. Üçü yardımcı kahraman rolündedir. Onlar da saldırgan, şiddet eğilimli kişilerdir. Konusu roman. Baskıcı bir yönetimin ve kötü bir geleceğin dünyasında ona direnen bir sokak çetesinin hikayesidir. Britanya'da bir endüstri sonrası şehirdeki ahlakın karıştığı, iyi ile kötülüğün ayırt edilemez hale geldiği bir toplumda gençlerden oluşan bir çetenin insanlara şiddet uyguladığını konu ederken ayrıca toplum tarafından düzeltilmeye çalışan genç bir adamın şiddetini anlatıyor. Otomatik Portakal özeti kitap, Alex adında 15 yaşındaki bir çocuğun olaylarını anlatıyor. Yani Alex ve çetesi çok acımasız, şiddete meyillidir. Çete hırsızlık, tecavüz, mala el koyma, çaresiz insanları vurma ve yaralama gibi birçok kötü olaya karışıyor. Çetenin kendi aralarında kullandıkları natsat adlı bir jargonları bulunmaktadır. Alex kötü olması kendi tercihidir. Bir gün Otomatik Turuncu romanını yazan yazarın evine gelerek yazarın evine zarar verip karısına tecavüz ederler. Ayrıca evinde kedilerle yaşayan yaşlı bir kadının evine gidip onu öldürürler. Sonuç, Alex ve çetesi hapse girer. Hapsedildikleri dönemde suçluların topluma kazandırılması projesi üzerinde çalışılıyor. Alex ve ekibi bu proje için ideal insanlar. Projenin gerektirdiği gibi Alex'e şiddet içeren filmler göstererek fiziksel olarak işkenceler gördü. Çalışmanın sonunda Alex artık kötülüğü düşünemiyordu ve hatta Beethoven'in müziğini duyduğunda Nazi soykırımı sahnelerini deneyimlemeye başladı. Yetkililer Alex'in tedavi altında olduğuna karar verip onu serbest bıraktı. Zorla kuklaya dönüşen Alex eve döner, ancak artık kalacak yeri yoktur.
Arkadaşları polis olarak çalışıyor ve şiddet kullanıyor. Alex, Otomatik Turuncu kitabın yazarının evine gider. Yazarla konuşuyor ve sosyalist fikirli yazar, bu uygulamanın insanlık dışı olduğunu ve ona yardım etmeye karar verdiğini söylüyor. Otomatik Portakal'ın yazarı, Alex'in bir makineye dönüşmesine yardımcı olmasına rağmen, Alex başkaları tarafından farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Kısa bilgiler, oldukça ilgi gören Otomatik Portakal romanı filme de alınmıştır. Bu film, Anthony Burgess'in aynı adlı yapıtından uyarlanmış 1971 yapımı bir Amerikan filmidir. Öncelikle kitabın karakterlerine biraz daha derinlemesine bakalım. Alex'in karakteri oldukça çeşitli duyguları tetikleyebilir. İlk başta şiddet dolu eylemleriyle okuyucuyu şaşırtırken, daha sonra yaşadığı dönüşümle duygusal bir bağ kurmamıza neden oluyor. Diğer yandan Dean, Georgie ve Pete gibi karakterler de çetenin dinamiklerini ve toplum içindeki yerlerini gösterirken, onların davranışları da okuyucuda çeşitli duygular uyandırabilir. Örneğin bu karakterlerin çatışmaları veya arkadaşlık bağları okuyucunun empati kurmasına neden olabilir. Kitabın teması da oldukça derin. Suçluların ıslahı toplumun bir sorunu olarak ele alınıyor ve bu konu üzerine çeşitli fikirler sunuluyor. Alex'in yaşadığı deneyimler suçluların rehabilitasyonu konusunda düşünmemizi sağlıyor. İnsan doğasının karmaşıklığı ve suçun kökenleri gibi konular da kitapta işleniyor. Bununla birlikte kitabın atmosferi de okuyucuyu etkiliyor. Distopik bir dünyada geçen hikaye, gerilim ve gizem dolu bir ortam sunuyor. Kitabın betimlemeleri ve diyalogları, okuyucunun olayları daha canlı bir şekilde hayal etmesini sağlıyor. Özellikle kitaptaki şiddet sahneleri veya Alex'in iç dünyasını yansıtan bölümler, okuyucunun duygusal olarak etkilenmesine neden olabilir. Kitabın sonuçları da oldukça düşündürücü. Alex'in yaşadığı deneyimlerin sonuçları ve kitabın finali, okuyucunun kitap üzerine derinlemesine düşünmesine neden olabilir. Suçluların topluma tekrar entegre edilmesi konusundaki fikirler ve bu sürecin etkileri üzerine düşünmek, kitabın ardından kalıcı bir iz bırakabilir. Otomatik Portakal kitabı, edebi bir başyapıt olarak kabul edilirken, aynı zamanda toplumsal konuları ele almasıyla da önemli bir eser olarak değerlendirilir. Kitabın insan doğasının derinliklerine inen ve çeşitli duyguları tetikleyen yapısı, okuyucunun unutamayacağı bir deneyim sunuyor. Bu yüzden Otomatik Portakal'ı okuyarak sadece bir hikaye değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını ve toplumsal sorunları daha yakından anlayabilirsiniz. Kitap, genç bir çete lideri olan Alex'in hikayesini anlatıyor. Bu hikaye, yaşadığımız yer, zaman ve şartları ele alarak bize distopik bir dünya sunuyor. İnceleme yapan birçok kişi kitabın şiddet içeriği nedeniyle eleştirilmesine rağmen aslında yazarın distopyayı nasıl anlattığını düşünmüyorlar. Gerçekten de Alex'in çetesiyle yaptığı soğukkanlı şiddet eylemleri insanı derin bir şekilde etkiliyor. Kitapta kullanılan dil oldukça argo olsa da bu argo dil, karakterlerin gerçekliğini ve iç dünyalarını yansıtıyor. Ayrıca, yaşlı bir karaktere benzetilen birine yapılanların eğitim sistemini eleştiri niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu kitabın sadece bir hikaye anlatmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumsal meselelere de değindiğini gösteriyor. Kitabın bölümleri de oldukça dikkat çekici. İlk bölümde Alex'in çetesiyle yaptığı vahşi eylemler anlatılırken, ikinci bölümde hapishanedeki korkunç deneyimlerini okuyoruz. Bu bölümdeki betimlemeler o kadar gerçekçi ki, okurken gerçekten içimi burkuyor. Üçüncü bölümde ise Alex'in deneyimlerinin sonuçlarına tanık oluyoruz. Artık kötülük yapamayan Alex'in iç çatışmaları ve yaşadığı acılar okuyucuyu derinden etkiliyor. Hatta itiraf etmeliyim ki,
Kitabı ilk bölümde bırakmıştım. Ancak sonra tekrar okumaya karar verdim ve bu kararımdan asla pişman olmadım. Kitap aslında içten gelen iyiliğin ve kötülüğün bir seçim olduğunu anlatıyor. Alex'in deneyiminden sonra kötülük yapamamasına rağmen içindeki kötülüğün hala devam ettiğini görüyoruz. Bu da bize zorla yapılan iyiliğin asla gerçek olamayacağını gösteriyor. Kitapta ele alınan birçok konu var ve hepsi okuyucuyu derin düşüncelere sevk ediyor. Sonuç olarak Otomatik Portakal sadece bir distopya hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını ve toplumsal meseleleri de ele alan bir başyapıt. Bu kitabı okuyarak sadece bir hikaye değil, aynı zamanda içimizdeki iyilik ve kötülük arasındaki çatışmayı da anlayabiliriz. Herkese bu harika eseri okumalarını tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, video sonunda önerdiğim kitaplara mutlaka kanal videolarından ulaşarak dinleyin. Kitap özetlerinin düzenli olarak gelmesi için abone olabilir ve beğenip yorum yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın.